Metin Hocam, erkeklerin cinsellikte yaptığı temel hatalar nelerdir? Evet, aslında sonuçta ben kadın doğum uzmanıyım, ürolog değilim, erkeklerle ilgili bilgi vermemem gerekiyor gibi düşünülebilir ama sonuçta cinsellik kadın erkek arasında yaşanan bir durum. Eğer biz bu olayı paydaşlara bölecek olursak bir kadın bir erkeğin birbirleriyle olan ilişkisini temel almamız gerekir. Bu durumda erkek kadına nasıl davranmalı? Aslında kadınlar neler bekliyor? Kadının cinselliğinin erkek cinselliğinden farkı ne diyerek bakarsak olaya aslında erkek daha hani dokunmatik denen bir aslında organa sahip. Yani penis çok ufak bir uyarıyla dahi sertleşmeye müsait bir erektil dediğimiz böyle hızlıca kan akımı alıp hızlıca sertleşebilen bir yapıya sahipken klitoris burada daha yavaş hareket eden bir organ. Bu durumda erkeklerin kadını cinselliğe hazırlamak için ön sevişme dediğimiz kadının kendisini rahat, gevşemiş, duygusal olarak hazır hissettiği istek, arzu kısmını iyi beslemesi gerekiyor. Yani oradaki isteği arttırmak, kadını yumuşatmak, romantik davranmak, ön sevişmede de her zaman bizim ülkemizde yapılan hatalardan bir tanesi de penis-vajina birlikteliği oluyor. Yani her zaman penis-vajina birlikteliği olması gerekmiyor. Yani farklı eylemler ön sevişmede yapılabilir. O yüzden kadının ıslanması, gevşemesi, vajinanın kendi esnekliğiyle açılması, penis rahat kavrayabilir hale gelmesi doğru zamanda, doğru şekilde yapılırsa vajinismus ya da ilişkide girerken zorlanma ve kadının ilişkide canının yanması ya da cinsel isteksizlik. Çünkü cinsel isteksizlik aslında bu tarz olaylara dikkat etmemenin bir sonucu. Yani biz eğer erkekler olarak ilişkide kadının duygularını, kadının isteklerini, kadının erojen noktalarını tanırsak bunların kadınlar da yönlendirebilir. Yani diyebilir ki benim daha hassas noktalarım işte kolumun içi, kulaklarımın arkası. Yani ön sevişme kısmından erojen olan noktalar uyarılırsa kadının vajinası da ilişkiye hazır hale gelir. Erkekler için en önemli noktalardan bir tanesi kadını duymaları, kadını dinlemeleri ama kadınlar için temelde kendi bedenlerini tanımaları, kendi duygularını tanımaları, cinsellikten keyif almayı hak olarak görmeleri. Bu en basit insani hakkımızdır. Yaratılıştan gelen hakkımızdır. Asla bunu ayıp, yasak, günah gibi görmemek lazım. O yüzden bu temel duygularla hareket edersek eğer birbirimizi daha iyi tanırız. Kadın erkeği tanımalı, erkek kadını tanımalı. Bunun için eğer bir sıkıntı duyarsanız da üroloji veya kadın doğum dallarından bir tanesi cinsellikle ilgilenen bir doktora başvurmanız yeterli.